Sportif programından hepinize merhabalar sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikteyiz ve bu hafta Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Osmanmaraşlı Üçlü Plaj Voleybol Anı Turnuvası gerçekleşiyor. Oynanan karşılaşmalar var. Grup karşılaşmaları oynandı. Yarı finaller devam ediyor. Az sonra final karşılaşmaları ile turnuva tamamlanacak. Biz de sportif programı olarak bu önemli organizasyonu ekranlara taşıyoruz. Sportif programı başlıyor. Evet sayın seyirciler, 10. Osmanmaraşlı Üçlü Plaj Voleybol Turnuvası devam ediyor ve yanımızda Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Müdürü Sayın Cemal Konnalı var. Evet hocam, bir plajda yine birlikteyiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, siz de hoş geldiniz. Evet hocam, 10.sü gerçekleşiyor ve her geçen yıl artıyor. Özellikle takım sayıları artıyor, ilgi artıyor. Bu anlamda öncelikle neler söylemek istersin? Evet, ve kalite de artıyor. Evet. Yani oyun kalitesi de görmüşsünüzdür. Siz de gerçekten özellikle alttan gelen çocuklar artık bu işi iyice öğrenmiş. Tabii önce Osmanmaraşlı değilim. Evet. 2006 Ağustos ayında kaybettikten sonra ilkini 2008'de gerçekleştirdik. Çünkü o iki yılda biz hep Osman abiyi konuştuk. Neler yaptı, neler etti, ülke sporuna, dayıya neler verdi voleybol adına. Sonra bir gün dedik ki gittikçe biz dahi Osman abiyi daha az anmaya başladık.
Osmanmaraşlı'yı yeni nesil bilmeyecek. Evet. Ve başka biri de bu işi yapmayacak. O anlamda biz üniversite olarak bu işi üstlendik. Ve 16 yılda tabii çeşitli aralar oldu. İşte pandemi oldu, başka ekonomik krizler, sebepler oldu ama evet. 10.sunu gerçekleştiriyoruz. Vefatından itibaren 10.sunu gerçekleştiriyoruz. Biz bu işi yaparken tabii ki dediğim gibi önce Osmanmaraşlı dedik. Onun adına da voleybol dedik. Voleybol deyince zaten önce Mausa, sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi gelir. Evet. Ve burada da gerek uzun yıllar önce bırakan insanlar, gerekse böyle çok yeni başlamış çocukların da katılımıyla, gün geçtikçe de artan bir kaliteyle oynanan bir üçlü plaj voleybolu. Yani uluslararası bir kuralı yok üçlünün. Evet. Biz bunu hem eğlence hem voleybol adına yapıyoruz ve insanlar bundan çok keyif alıyor. Federasyon başkanımızın da bilgi ve onayıyla biz bunu yıllardır yapıyoruz. Çünkü o resmi turnuvaları yaparken biz o alana girmeden ama plaj voleybolunu hem deniz kenarına taşımak hem üniversitenin deniz tesislerinin bu güzel ortamını insanlara tanıtmak hem de plaj voleybolu oynamalarını sağlamak istedik. Ve bu yıl gerçekten dediğiniz gibi rekor sayıda bir katılım oldu. Zaten 16 bizim üst limitimizdir. İlk defa özellikle büyük erkekler 16 takımda durdurduk. Evet. Vardı isteyen ama durdurduk. Çünkü ön eleme oynatsaydık bitiremezdik 2 günde oynattığımız sistem. Çünkü herkes bol bol maç yapıyor elenmeden önce. Onun dışında karışıklarda yani yıldızların ağırlıklı olduğu, kız erkek sporcuların ağırlıklı olduğu karışıklarda 10 takım mücadele ediyor bu sene ki bu iyi bir rakamdır. Üçlü olduğunu düşünürsek 30 tane çocuğumuz burada müsabakalarda yer alıyor. Ve bir de üçlü kadınlar turnuvamız var. 8 takım da orada, o da iyi bir rakamdır. Artık onu hatta bir yıl yapamamıştık birkaç yıl önce katılımın az olduğundan dolayı ama bu yıl ona da güzel bir katılım oldu. Biz üniversite olarak bu işi elimizden geldiğince yapmaya devam etmeye çalışacağız. Teşekkür etmem gereken bu tür konuşmalarda mutlaka teşekkürler olur. Tabii ki, buyurun. Bir numaralı teşekkürüm üniversitemizin rektörlüğüdür. Gerek rektörümüz, gerekse rektör yardımcımız, pardon. Isınırken arkadaşlar topu da şey yaptı biz de en azından. Evet. Milli sporcular. Evet, milli sporcular ısınıyor final maçı için. Rektörümüze ve ilgili rektör yardımcımıza yani Aykut Hocanına ve Deniz İşçioğlu'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten sorgulamadılar. Böyle bir turnuvamız var dediğimizde yapın, her zaman arkanızdayız dediler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Beach Club'ın personeline çok teşekkür etmek istiyorum ki bu insanlar yani biz bu turnuvayı yapacağımızı belirlediğimiz günden itibaren bizi hemen programlarına aldılar. Burası çünkü çok yoğun, özellikle evet. Hafta sonları çok yoğun olduğu için hemen aldılar. Onlar bize çok yardımcı oldu. Voleybol Federasyonu Başkanı'na, yönetim kuruluna ve özellikle hakemlere teşekkür etmek istiyorum. Hakemler de 2 gün boyunca buraya gelip bu güzel ortamın çok daha üst düzeyde olması için düdük çalıyorlar. Ve tabii size çok teşekkür ederim. Özellikle Ahmet Ogan'a, Berete'ye, Selami'ye çok teşekkür etmek isterim. Çünkü siz hep buradasınız. Evet, burada yani, olmaya da devam edeceğiz. Evet, hep buradasınız. Yani belki arada gidip gelenler oldu ama siz hep buradasınız. O anlamda ben size de gerçekten çok teşekkür ederim. Ve tabii ki katılımcılara, bu genç sporcular, orta yaş sporcular diyelim artık ve aktif voleybolu bırakmış sporculara gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Burada üst düzey çok kaliteli maçlar izlettiler bize ve buranın bu nezih ortamına gelen insanlara teşekkür ederim. Voleybol burada oynandığı müddetçe voleybol, buranın voleybol seyircisi de gerçekten bir voleybol seyircisinin ben her zaman kaliteli olduğunu söylerim. Çünkü voleybol bilmeniz gereken bir spordur. Kurallarını da bilmeniz gerekir ve o kaliteyi yakalamanız gerekir. O anlamda da buradaki voleybol seyircisinin kaliteyi yakaladığını düşünüyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Evet, şunu gördüm hocam, özellikle yıllardır geliyoruz ama az önce de vurguladınız, gerek voleybolu bırakmış milli sporcular, aktif ligde devam eden, yurt dışında devam eden milli sporcuların varlığı. Bu sezon alttan gelen genç kızlarımız, genç erkeklerimiz, yıldız kızlarımız, erkeklerimiz de yoğun katılım olduğu için evet. Onlar adına bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani şimdi bu çocuklar yıllarca adını duyduğu veya o küçükken izlediği, sahalarda alkışladığı abileri ve ablalarını, o idol olan, kendilerine idol olan abilerini ve ablalarını burada rakip olarak kendilerini görüyorlar. Veya onları burada canlı canlı izliyorlar. O da onları ciddi şekilde motive ediyor. Yani işte bir sürü isim var burada. O anlamda gerçekten çok iz bırakmış isimler var.
o isimlerin adıyla büyüyen çocuklar şimdi onlarla karşılıklı maç yapıyor. Bu anlamda da iyi bir motivasyon kaynağı oldu çocuklara. Evet, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sayın seyircileri, sportif programı tüm süratiyle devam ediyor. Gün boyunca Doğu Akdeniz Üniversitesi Beach Club'dayız. Bir tarafta 10. Osmanmaraşlı plaj üçlü voleybol anı turnuvası gerçekleşiyor. Diğer tarafta halkımız denizde serinlemeye çalışıyor. Deniz, kum, güneş ve artık Temmuz ayındayız. Temmuz ayının sıcaklarında da halkımız serinlemeye çalışırken organizasyonu da yakından takip etmeye devam ediyor.
Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Osmanmaraşlı Plaj Üçlü Anı Voleybol Turnuvası'nda kadınlarda şampiyon oldu ve yanımızda Sıla Sıla ve Buse var. Evet, şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz. Neler söylemek istersin? Teşekkür ederiz. Zaten bu turnuva daha çok böyle eğlencesinde yapılmış bir turnuvadır. Bizim için daha her sene düzenlenen çok keyifli bir aktivitedir. Mutluyum ben. Kızlarla şampiyon olduk, eğlendik, güldük. Sonucu da galip Vietnam bitti. O yüzden mutluyuz. Evet, kutluyoruz. Tabii ki Sıla Kayal şampiyonluklara alışkın. Ligde de şampiyonluklar var. Bu anlamda neler söylersin? Teşekkürler. Yani elimden geldiğince bunu devam ettirmeye çalışacağım. Aynı şekilde çalışarak, antrenman yaparak falan. Kısmetse bu sene de ligde hedefimiz aynıdır. Beach Volley Ligi'nde yani. Evet. Görelim. Yani teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Buse, şampiyonluk geldi. Neler söylersin? Çok mutluyum. Evet, tabii ki kolay değil. Hem üçlü oynamak hem de aşırı sıcak altında oynamak çok kolay değil. Ve rakipleriniz de güçlü rakiplerdi ve kazandınız. Evet. Çok mutluyum kazandığımız için. O diğer kategorilerde de oynadı bu arada. O yüzden bugün çok fazla maç. Bayağı yoruldu. Evet. Çok yoruldu. Evet, evet, Buse, kutluyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Ve bir başka Sıla'ya dönüyoruz. Şampiyonluk geldi. Neler söylersin? Çok mutluyum. Özellikle Sıla abla gibi tecrübeli biri aramızda olduğu için daha çok mutluyum. Çok gurur verici bir şey. Sıla abla bizi sırtlamaya çalıştı. Biz de ona yardım etmeye çalıştık. Bence çok eğlenceli bir turnuvaydı. Şampiyonlukla bitmesine de çok sevindim. Çünkü daha önce senediği bir turnuvada daha birden birilerinin şampiyon olmasını kesinlikle isterdim. Evet. Öyle bitti. Çok mutluyum. Evet. Rakiplerimiz de çok iyiydi. Tebrik evet. ederim onlarda. Özellikle Sıla'dan bahsettin. Sıla Kayalp size sahip çıktı ama bu iş, ekip işidir, takım işidir. Ciddi anlamda da efor sarf ettiniz. Bunu da izledik. Bu anlamda neler söylersin? Sıla ablanın tecrübeleri sayesinde gerçekten bize çok destek olur. Yani moral olarak da düştüğümüzde sürekli yanımızda olduğu için. Yani bugüne kadar 3-4 tane maç yaptık. Evet. Yani hepsinde de yanımızda oldu. O yüzden çok mutluyum onunla olduğum için. Çok mutluyum çünkü bozulmadılar. Yani evet. hiçbir zaman düştüğümüzde de geriye düştüğümüzde de hiçbir zaman maçı bırakmadılar. Kulak verdiler söylediklerime de, ben de onları dinledim falan. Yani güzel bir ekip işi çıkardık güzel burada geçti. Hep birlikte aynen. Evet, şu anda da keyfini çıkarıyorsun. Aynen öyle, bundan sonra rahatlama. Dinlenme. Evet, çok teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Bye.
Evet, Sayın seyirciler, sportif programımız devam ediyor ve karışık çiftlerde şampiyon belli oldu. Naz, Ahmet ve Mehmet Ali yanımızda, şampiyonlar yanımızda. Önce Naz'dan başlıyoruz. Şampiyonluk geldiğinde neler söylersin? Yani ne sordunuz duymadım. Şampiyonluk geldi, şampiyon olduğunuz duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok yorulduk, gerçekten denedik, özgüvenimizi yükselttik ve kazandık. Tabii 1-0 geriden geldiniz, mağlup geldiniz, kolay değildi. Evet, 1-0'dan başladık ama herkes inandığı için aldık. Evet, kutluyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Mehmet Ali, sen neler söyleyeceksin? Ben de aynı şekilde 1-0 geride başladık. Çok dezavantajlı şekilde başladık. Ama sonrasında takımımıza güvendiğimiz için, birbirimize güvendiğimiz için çok rahat bir şekilde aldık finali de. Evet Ahmet, özellikle smaçlarınla şampiyonluğa çok ciddi katkı koydun. Biz de izlerken keyif aldık, neler söylersin? Yani ilk maçta hem onun korkusu falan vardı. İlk maçı kaybettiğimiz için, 1-0 geride başladığımız için. Yani kazanmak zorundaydık. O yüzden çok stres yapınca böyle oynayabildik. Sonunda da şampiyonluk evet. Geldi. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı olsun. Evet. Akdeniz Üniversitesi 10. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybol Ana Turnuvası devam ediyor. Az sonra erkekler finali oynanacak ve yanımızda Osman Maraşlı'nın yeğeni Ahmet Özkaraman var. Evet Sayın Özkaraman, güzel bir organizasyon oluyor. Neler söylemek istersin? İlk önce bu turnuvanın yapılmasında emeği geçen başta rektörümüz Aykul Hoca'ya, spor koordinatörleri Cemal Fonlulu, Ecevit Hoca, sponsorlarımız Vavakas, tam adını bilemeyeceğim, Dems Construction ve Duvarcı Limited'e teşekkürleri bir borç biliriz. Katılan sporculara, gelen seyirciye çok çok teşekkürler ederiz. İnşallah bu turnuvalar her zaman bu şekilde düzenli bir şekilde yapılır. Daha önce işte pandemi oldu, bir yıl ertelendi. Geçen yıl tam katılım olmadı. Yani iyi bir şey oldu yine de. Ama bundan sonraki şeylere inşallah bir mania olmaz. Daha güzel, daha iyi etkinlikler yapılabilir. Çocuklar katılır. Yani çoğu zaten böyle bir şeyi bir tek zannetsem daha dur yapan evet, üçlü organizasyon evet. Tarafından yapılıyor. Ve çok güzel bir şekilde yönetilir. O da güzel. Katılım güzel. Yani herkese iyi seyirler ve eğlenceler dilerim. Tabii özellikle üst düzey voleybolcuların, milli sporcuların katılması da organizasyonun daha renkli, kaliteli geçmesini sağladı. Bu anlamda neler söylersin? Tabii profesyonel olanların katılması daha da bir ciddiyeti ve güzelliğini artırır. Turnuvanın gelen seyirciler de daha güzel maçlar izler. Yani gelmeye değer bir organizasyondur. İnşallah her yıl böyle daha da güzelleri yapılmasını dileriz. Evet, Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili Osman Maraşlı'yı da saygı ve rahmetle anıyoruz. Evet. BRT'ye bize bu imkanı tanıdığı için, bu yayını yaptığı için onlara teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.
11.
Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybol Turnuvası sonuçlandı ve erkeklerde şampiyon yanımızda. Biz önce Tunç'la başlayalım. Evet Tunç, şampiyonluk geldiği neler söylersin? Şu anda çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Öncelikle Osman Maraşlı'mızın Allah'tan rahmet diliyoruz. Ondan sonra bu turnuvada emeği geçen Dağ Spor İşleri'ne, özellikle Cemal Konnalı'ya ve Dağ Spor İşleri tüm personele çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon oldu. Çok güzel maçlar oldu. Yani çok mutluyuz. Şampiyon olduk. Takımıma da tebrik ederim. Evet, kutluyoruz. Hayırlı olsun. Evet Ertan, neler söyleyeceksin? Evet hocam. Nabızda 180. Merhabanız. Evet. Osman Maraş anısındaydı bu turnuva. Allah rahmet eylesin tekrardan. Şampiyon olduk. Benim daha önce finalim de yoktu. Şampiyonluğum da yoktu bu turnuvada. Hayırlı bir de bir olsun. Dördüncülüğüm vardı. Güzel oldu. Çok mutluyum. Takımıma da bütün yarışmacı arkadaşlara da tebrik ederim herkesi. İnşallah gerisi gelir. Evet hayırlı olsun diyoruz ve Abdurrahman'a dönüyoruz. Teşekkür ederiz bu güzel turnuva için. Sağ olun. Evet. I'm telling that. Thank you for organizing this tournament and it was fun and it, yeah. And congratulations, we got the first one. Thank you. Osman Maraşlı'nın kim olduğunu unutmamak adına, gençlere kim olduğunu hatırlatmak adına bu turnuvanın devamını çok büyük zahmetlerle gerçekleştiren, şu anda sağımda ve solumda bulunan Spor İşleri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri personeline bir teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir alkış rica ediyorum. Turnuvayı herkesin beğendiğini düşünerek ilk defa bu yıl dışarıdan da bize katkı koymak isteyen arkadaşlar olmuştur. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Öncelikle duvarcı kardeşler turnuvamıza destek beyan etmek istediler ve destek oldular. Dems Construction yine bize destek vermiştir. Ve Aras Kars zaten şampiyon oldu. Tunç buradadır. O da turnuvamıza destek vermiştir. Hepsine gerçekten büyük teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü bugünlerde böyle bir turnuva yapmak çok kolay değil arkadaşlar. Herkesin de bu konuyla ilgili sanıyorum olumlu görüşü vardır. Eğer turnuvayı beğendiyseniz ona göre bir alkış rica ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, ödül törenimize geçiyoruz. Bu işin duayenine mikrofonu verme zamanı gelmiştir. Thank you.
Evet sayın seyirciler, sportif programımızın sonuna geldik. Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Osmanmaraşlı Plaj Voleybol Üçlü Turnuvası finallerle sona erdi ve finallerde şampiyon olan takımlar da belirlendi. Biz de sportif programı olarak bu önemli ekranlarınızda taşımayı başardık. Bir başka sportif programında sizlerle birlikte olmak dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kameraman arkadaşım Selami Bora ile birlikte yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgisiz ve sporsuz kalmayın. Hoşça kalın.